sorayım size. Türkiye'de kadınlar daha çok Azra Cohen'in bu FİÇP, yakın zamanda televizyona dizi de oldu biliyorsunuz. FİÇP serisini okuyormuş. Geçtiğimiz bir yıl içinde kadın kullanıcıların en çok hepsi buradan aldığı kitaplar bunlarmış. Erkeklerin ise hem de %78 ağırlıkla tarih, siyaset gibi konular. Örneğin FİÇP niye okuyormuş kadınlar? İşte zaten benim de sorum bu. Neymiş yani okudukları? Galiba ben de çok hakim değilim konuya ama bir böyle bir aşk hikayesi, bir psikiyatr var. Kendisi biraz nasıl anlatsam dengesiz. Hatırladım şimdi ama bu bence çok iyi bir şey değil. Çünkü herifin biri şarlatan. Yani ben Karl Popper kadar hızlı değilim. Hani psychology'ye böyle pseudoscience diyor. Yalan ilim diyor. Popper biliyorsunuz yüzyılın büyük bilim tarihçisi ve bilim felsefecisi. Kendi de psikolog ve psikiyatrist. Yani Viyana'da Adler'in yanında öyle yetişti. Cübbeyi atıp herifi protesto ederek yön değiştirmiş. Viyana çevresi denen de önemli felsefe grubundandı. Bu kadar hızlı değilim ama şimdi bu benim okuduğum şey, bir daha okudum, bir hatundu bu. Bu maalesef iyi bir şey yapmıyor. İsim vermiyor ama hastalarını şey yapıyor. Anlatıyor orada. Belki değişiklik yapıyor, bilmiyorum. Ben okudum onun birini. Çok nadide vakalarda, nadir vakalarda, çok komplike vakalarda bu bir ifşaattır. Hipokrat yeminine ve ahlaka aykırıdır. Tıp ahlakına. Bunlar tabii, böyle bir şey var. Bunu okumak bence merak ederler. Yani şeyde, basitlikte yapmayayım hatun kısmı, dedikoduya meraklıdır diye ama estağfurullah. O psikolojiye çok meraktan olabilir. Erkekler de tarih, sosyoloji okuyormuş. Şimdi bak size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de kadınların Türkçesi erkeklerden daha düzgündür. Bilhassa küçük memuriyetlerde, taşra hayatında falan bunu görürsün. Çünkü pembe dizi okurlar. Pembe diziye gülebilirsin ama hiç değilse Türkçesi düzgün. Bu az evvel bahsettiğimiz Barbara Cartland. Evet, Barbara Cartland Türkçesi düzgündür. Öbürküler onu da okumuyorlar. Kulüpte oturup kağıt oynamayı tercih ediyor veya çarşıda esnaf dedikodusuyla vakit geçiriyorlar, tavla atıyorlar falan böyle. Şimdi o zaman Türkçesi kadınların daha iyi, daha çok okuyorlar. Bunun dışında bir şey, problem var. Siz bu sayıma kimlerin girdiğini bileceksin. Türkiye'de bu tip anketlerde kurallara, örneklemlere dikkat etmiyorlar. Büyük ölçüde etmiyorlar. Yani birkaç kişi vardır bu tip araştırmalarda. Örneklemini iyi yapan, doğruyu tutturan, yani biz onları tanıyoruz aşağı yukarı, benim neslimden çıkan ve devam eden. Fakat genellikle bu işler ucuz yapılıyor. Şimdi erkek alırsın 1000 tane, işte okumuş yazmış avukat, yok işte. Bu arada galiba yanlış aktardım. Bunlar şey, hepsi buradan satın alınmış olan kitaplar. Oldu, tamam, hiçbir şey ifade etmez. Kim alıyor, kim alıyor? İşte onu ona bilmiyoruz, evet dediğiniz gibi. Sen orada gidiyorsun, geniş kitlenin aldığına bakıyorsun. Kadınlar onu okuyor, erkekler bunu okuyor. Kadından da var belki o kadar okuyan. Yani 1000 tane satın alınan kitaba bakıyorsun, kadın erkek. Bilmem ne diyorsun, olmaz. Olmaz. Yani şeyi vermez, kıstası vermez. Şey, fakat değildir. Tabii ben hoca olarak bir şeyi tespit ettim. Bizim kız çocukları derslerini çok iyi yaparlar. Sınıf birincisi, ikincisi, üçüncüsü olurlar. Entelektüel safhaya gelince dururlar. Nedendir yani böyle bu? Tarihti, edebiyattı, bilhassa coğrafyaydı. Bilmiyorum. Yani hani erkeklerin de sayısı kalabalık değil. Üç kişi çıkıyor ama öbürkü çok az yani. Onun için bilemiyorum onu. Yani bilemiyorum hakikaten. Mesela ben harita çizdiririm. En kötü haritaları hep kız çocukları çizer. Halbuki geziyor da.
roman dersin mesela, bırak şey, yani feminist romanları bilmezler. Yani ne bileyim, mesela bir Madame Bovary yahut Salambo, değil mi, şeyin, Flaubert'in, veyahut işte Anna Karenina, yani Tolstoy'un, böyle şeyleri bile, yahut hadi onlar ağır geldi, şey yok yahu, yani Emily Bronte'leri falan, yani Jane Eyre, değil mi, Jane Eyre falan bir şey veriyor bunlar. Tabii. Okumuyorlar roman. Benim yaptığım anket. Ama bu bir anket değil. Bu benim görüşüm. Bu da sizin örnekleminiz. Benim örneklemim çok dar. Pekala, o zaman biraz okur kitlesinden birebir kitaplara geçelim. Ben önce sizin kitaplarınızla başlamak istiyorum. Burada önümüzde dördü de var. Kadıyla başlayalım. Hem en şey, en kompakt. Kadı benim bu son zamanda çıkan, bu ikincidir. Şuradan değiştirilmiştir biraz. Evet. Aradan. Bu benim sıkıcı kitaplarımdandır. Kadı. Benim sıkıcı kitaplarımdandır. Sıkıcı demeyelim de daha bilimsel bir kitap, daha tarihçileri ilgilendirecek bir kitap. Tamam, o sıkıcı işte. Bir arkadaşım demişti kızı, bir de kendi kızım dedim bilmiyorum. Sıkıcı şeyler okuyup ben sıkıcı okudum. Kitap yazmak, bu budur, bunun örneğidir. Şimdi bu kitap... Benim mesleğim idare tarihi ve hukuk tarihi. Evet. Kendim seviyorum tabii. Evet. El alemi pek sevdiğini zannetmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Bu işler böyledir yani. Bunlar vardır. Bunlardan çıkanlar var mesela. İşte en uzun yüzyılı imparatorluğu. Geleceğim onlara. Ha, işte falan. Bir de böyleleri var. Yani daha rahat yazdığım, daha okunan. Zaten ve diğerleri sohbet havasında. Onun ortalaması, yaş ortalaması düşük. Oradan başlıyor yani, hı hı, yukarı doğru. Ondan memnunum. O sohbet havası mı artık, uslup mu bilmiyorum. Bunlar da öyle bir uslup olamaz tabii. Tabii burada orijinal belgelerden alıntılar var, Osmanlıca ifadeler var filan. Tam da bunu soracağım aslında. Şimdi burada diyorsunuz ki sunuş kısmında tarih araştırmacıları için bir arşive girmek çok önemli. Bir de şer'iye sicillerine bakmak çok önemli. Yani arşive girmek çok önemli ve dille bağıntı kurmak maziyle. Ondan olmadı mı olmaz. Ben eminim şimdi bir sürü genç kardeşimiz bizi seyrediyor ve aralarında tarihçi olmak isteyen, bu alana vardır, girmek isteyenler vardır. Sonra girerdi yapacak. Ne önerirsiniz onlara bu arşivlere girmenin haricinde? Hayır, ben onlara önerdiğim okusunlar. Doğru dürüst bir dal tahsil etsinler ilk önce. İktisat olur, tıp olur, hukuk bilhassa çok iyi bir şey. Böyle şeyler okur. Ondan sonra tarih yapar. Yani bizde ciddi bir kurum olarak Bilkent'te master düzeyindeydi bu hukuk. Hukuk diyorum. Tarih öyle de kaldı. Halil Hoca'nın düzeyinde. Bir sürü yerlerde de evet, yani bu tarih o düzeydedir. Orta Doğu'ya aynı şeyi tavsiye ettim. Ne idare anladı? Yok, idare anladı. Rektör bey anladı o zamanki bunu. Master düzeyinde yapalım şeyini. ODTÜ rektörü anladı. Fakat departmandakilerin öyle bir anlayışının olmadığı çok açıktı ve yalnız. 18 yaşında çocuğa öğretilmez tarih. Yani öğretemezsin. Yok böyle bir şey dünyada. Olur, eskiden olurdu, bugün olmaz. Bugün başka türlü şeyler var, yaklaşımlar var, başka türlü bilgiler var. Bunlardan tarihe meraklı olanlar gider. Mesela bir sevgili çocuğumuz, bir kızcağız geldi bana Ankara Tıp'ta. Ben dedi, kaçtasın çocuğum? Üçüncü yılda. Yani üçe kadar gelmiş, pratik yılına kadar. Tıbbı yapacak bir kafa ve şey var, zeka, sabır, enerji var. Bırakacakmış tıbbı, tarih okuyacakmış. Şimdi sopayı yersin dedim yani. Tam da falakalık bir cüret. Sen bunu bitirirsin, tarihe gidersin, çok memnun olursun. Yani ben bitirdim bu mesleği ama yapamayacağım pek. Olabilir. Gidersin, tarih okursun, tıp tarihi yaparsın, bilmem bilim tarihi yaparsın. Tarih dediğin illa hukuk tarihi veya antlaşmalar tarihi değil, çok mühim onlar. Hukuku bitirir onları yaparsın. Hı hı. Hukuk nosyonu olmayan yapamaz onları zaten. Sen de bunu yaparsın dedim, bilim tarihini falan, fevkalade giderdim. Mesela
Bizde iki tip vardı bilim tarihi yapanlarda. Biri Ekmeleddin Bey'in kürsüsünde işte Feza Hanım falan. Hı hı. Bunlar mesela eczacıdır Feza Hanım. Babası da öyledir. Ekmeleddin'in kendi de kimyacıdır. Kimyacıdır yani. Bunlar bu işe gelmişler, yetmişler yani. Böyle gitmesi iyidir. Bir de bir takım var ki gidiyor zaten liseden sonra bilim tarihi okuyor. Bizim Ankara bilim tarihi. O da bir ters. Fakat ben tavsiyem önce bir takım dalların öğrenilmesi. O dallardan çıkan iyi tarihçi oluyor. Mesela rahmetli Coşkun Uçok kadar çok az yazdı ama bu hukuk tarihi kafası olan adam az gördüm ben. Hı. Avrupa dahil. Çünkü bu hukukçu bu. Hukuk okumuş Coşkun Hoca ve ondan sonra da oturmuş. Yani benim resmen hocam olmadı. Adamın yanından ayrılmadım uzun bir zaman. Çünkü gıda alıyorsun. O hukuk bilgisinin, onun getirdiği mantık sağlamlığının üzerine hukuk tarihi ama Osmanlıca da biliyordu, çok alasından tarih zaten çok iyi biliyordu, siyasi tarih öğretiyor. Tabii başka türlü bakıyor mesela. Yani benim bir kitabımı okuduğu zaman bekliyordum ne diyecek diye. İyi dediği zaman tamam, telifi aldım. Denkit varsa topla o kitabı yani, gerekmez. Çok şey, bunlar örneklerimdir, hı hı. Çok önemlidir. Mesela Aydın Sayılı Hoca, paranın üzerinde resmi olan, o mühendisi olarak yetiştirilmek üzere Harvard'a gönderilmiş, bu işe dönmüş. İyiydi yani, tabii yan dalları, dilleri de yaparak, hı hı. Değil mi? Evet. Ayhan Gülizar Karaman'ın bir sorusu var. Kim bilmiyorum. Buradan bağlayalım. Evet. Takipçilerimizden bir tanesi. Hepsi evet. Burada komun Facebook sayfasındaki takipçilerinden bir tanesi. Sizin araştırma yaparken zorluklarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı ve beğendiğiniz yazarları sormuş. Herkes zorlukla karşılaştırılır. Bizim memleketteki Amerikalı yazarlar ve bilhassa Amerikalı araştırıcılar çok abartırlar bu zorlukları. Yani bunlara evrak verilmiyor, o görünmüyor, bu görünmüyor, ora kapalı, bu karabalı, bu böyle efendim taşları kırıp Ferhat gibi dağları delip sular getiren bir adam gibi tezini yazıyor. İşin efsanesidir o. Bürokratik zorluklar vardır. Kütüphanelerin ve arşivlerin idaresi her yerde aynı şey değildir. Yani Harvard'da kütüphane kullanmakla Sorbonne'da kütüphane kullanmak aynı şey değildir. Birinde keyiftir, öbüründe zulümdür. Amerikan sistemiyle Fransız sisteminin farkı. Eğer Amerikalılar kütüphane biliyor. Ne kadar okuyorlar, ne biliyorlar o hariç. Ama kütüphaneciliği biliyorlar. Amerikalılar kütüphanecilik biliyor. Mesela Kongres kütüphanesine gidersin, ısmarladığın hemen gelir. Bilmediğin şeyi arkada kocaman bakanlık gibi bina var, gider orada sorarsın. Ben İran uzmanı bir dosta sordum, bir taş baskısı kitap arıyorum Rus-Japon savaşı sırasına ait. Yani adamın birisi Mikado'name yazmış, Şehname gibi zafer kazandı ya, Japonlar aşka gelmiş İranlı. Bu dedim bulamıyorum, künyeyi verin falan dedim. Baktı baktı, onu baktı bunu baktı, bulamadı. Ben de eyvallah ne yapalım dedim. Ama bu var, çıktım. Yani Kerhan bahsedeceğiz. Ta kapıda arkadan koşuyor zavallı adam arkamdan. Hiç buldum dedi, künye bu dedi. Yani bu şeyi Avrupa'da bulamazsın. Yok böyle bir şey. Mümkün değil, bulamazsın. Bir zulümdür büyük kütüphanelerde çalışmak zaman zaman. Mesela dünyanın en kalabalık kütüphanesi Lenin. Doğru. Sayılara bakarsan öyle Moskova'da. Hı hı. Ama hiçbir zaman oradaki kolaylığı bulamazsın. Kitap sayısı anlamında en kalabalık. Evet. Hayır. Bazen sorduğun zaman da olmayacak şekilde cevap verirler. Celal anlatıyordu. Jeoloji departmanına bakan hatun eski mebus. Sormuşlar falan. Bir ya iki saat sonra geldi diyor benim bulunduğum yere.
üstünde kürküyle falan böyle devlet gibi kadın bölüm başkanı ve Celal'in istediği şeyin fotokopisini yapmış. Bir de üstelik çıkarmış vermiş. O da olur yani, o da var ama düzenin herkes için işleyeceği bir yer. Ha Amerikalılar okur mu onu bilir mi o ayrı bir şey. Kütüphane var diye kimse ne alim olur ne entelektüel olur, onu söyleyeyim size. Mesela Harvard'da girersin rafları kendin gezersin. Bizde bu tip kütüphane var mı? Var. Hangisi? Bil bakalım. Bileyim. Bilmeniz lazım. Birisi Bilkent. Şapkamı çıkarırım. Kitap sayısı bakımından en kalabalığı değildir fakat öyledir. Bizim olacak inşallah. Hangisi? Boğaziçi Üniversitesi'nde de Boğaziçi'de rahat rahat gezerdik. Boğaziçi'de aynı sistem de işlenmez. İkincisi de bizde bu tip işleyen bir kütüphane İSAM. Yani Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi Üsküdar. O sosyal bilim, oryantalistik ve tarihe yöneliktir. Çok kalabalıktır ama kitap müthiş alırlar, dergi falan. Sakır sakır fotokopisi yapılır gayet rahat. Ve açık raf sistem, gece 11'e kadar oradasın. Daha da arttırmayı düşünüyorlardı. Hepsinin böyle olmasını temenni ediyoruz. Öyle kütüphaneler var ki yazma eserleri korumayı bilmiyorlar. Doğru. Onun için o iş değişiyor. Yani üniversite kitaplıkları çok önemlidir. Talebeye sıkıntı çekmeden, bunaltmadan kitap aramayı, raf araştırmayı sevdirmesi lazım. Çünkü 18 yaşında çocukları alıyorsun içeri, değil mi? Evet. Bir başka okur sorusuyla, seyirci sorusuyla devam edeyim. Naşide Tam diyor ki, sizin kitaplarınızdan, tecrübelerinizden, bilgi birikiminizden yararlanmak için soruyorum diyor. Türk ve dünya tarihini objektif olarak kaynaklara dayalı şekilde kimlerden öğrenebiliriz? Hiç öyle bir kere objektif tarif var mıdır? Gökşem, objektif tarih olmaz. Ha bu arada metodik pardon. Metodik tarih olur. Yani Uğur Aksu'nun sorusunu da araya şey yapayım, ekleyeyim. Evet. O da en tarafsız kaynaklar kimler tarafından yazılmıştır böyle demiş. Böyle bir soru da abu saçmadır, kusura bakmasın. Uğur olmaz tarihte. Tarihte böyle bir şey olmaz. Yani mümkün değildir. Her yazan kendini bir şekilde hiçbir şekilde olmaz. Bak tarihi metodumuz şudur. Kullandığın kaynağın sahih olduğunu ispat edeceksin ve bileceksin. Böyle ben duymuştum ki. Yahut bizde yaptığı gibi ekseri entelektüellerin matrix usulü çalışırlar. Yani bu böyle 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 olduysa bu da böyle olmalı falan yemez. Yani kaynağa bakmaz, oldu mu olmadı mı tetkik etmez, uydur koyar yani böyle şeyler. Çıkarım vardır. Diyorsunuz. Sonra kötü bir kitabı okur, ne olduğunu farkında değildir. Ve mukayeseli okumaz. Yani bir kaynakla yetinmezsin, 2-3 tanesini birden bakman lazım. Bunlar olur. Ve tabii her zaman için insanlarla, yani o devri yaşayan ve yaratanlarla diyalog kurman lazım. Bu da ancak tekstolojiyle, metin okumakla, eski dilleri okumakla olur. İlahiyatta da bu önemlidir. İlahiyatta da bu önemlidir. Tarihte de bu önemlidir. Bunu yapmadığı sürece insanlar palavracı olurlar. Çok açık. Şimdi onları karşılaştırarak yazdığın zaman, vesikaları falan önüne koyduğun zaman şu olur. Tarih en sahih bilimdir sosyal bilimlerde. Yani numizmatik bakımdan bir sikke için yalan söylemiyorsun. Epigrafik malzeme bir kitabe için yalan söylemiyorsun. Bir şey için söylemiyorsun. Arkeolojik materyal iyi tespit edilmiş oluyor. Hele bugünkü fizik yöntemleriyle falan. Sonra mesela bir konu yazacaksın. 5 tanesi aynı konuyu çok farklı yazar. Çünkü aynı renkleri kullanan ressamların farklı kompozisyonu gibi. Yani tarif de edersin, hatta şu kadar şu kadar adam var. 3'ü erkek, 5'i dişi falan, böyle bir şey olacak gibi. Farklı şeyler çıkar. Yani Marie Antoinette için inanılmaz derecede farklı portreler ve saray çevresi çıkıyor. Bilmem ne, bunların hepsini de çöpe atamazsın. Çok değerli bilgiler verir ve bir yanını verir işin.
bizim Türk tarihçiliği daha bu safhaya gelmedi. Biz ezbere konuşuruz ve birinin hükmü geçerli. Tam da buna gelecektim. Nedir mesela? Sana bir örnek vereyim. Gel sonra. Bu Sultan Abdülaziz dediğin iri yarı, affedersiniz, ayı gibi bir adam. Efendime söyleyeyim, bir oturuşta bir kuzuyu haklıyor. Ondan sonra da gayet hızlı bir herif. Efendim son derecede işte kaba saba konuşuyor. Hatta bir yazarın tiyatrosunda ikide bir teres falan diyor böyle. Filan bir adam çiziyorlar. Ve adam pek bir şey anlamıyor. Şimdi tarihi realiteye düşüyorum. Hiç değiştiremeyeceğin şeyler. Avrupa'ya ilk çıkan bu. Çıkıp da vitrine bakmadı tabii. Zamanenin şeyleri gibi. Şen şakrakları gibi yahut adamlar da öyledir. Almanya kralını, o zaman kraldı da, imparator olmamıştı, 1861. Berlin'e uğramadı. Yani ziyaret etmiyor, onlar istediler gelsin diye. Hayır, o imparatorları ziyaret ediyor. Fransa'yı, Londra'yı, Viyana'da imparatorla görüşecek böyle. O zaman kral Koblenz'e geldi, onun geçeceği yere. Nehirden gidiyor Viyana'ya. Ve şerefine bir manöv tertipledi, manevra. Ve Sultan Abdülaziz dedi ki, bu memleket dedi, yakın zamanda Fransa'yı yenecek. Çok yakın bir zamanda oldu bu, biliyorsunuz. 10 sene bile değil. Anlıyor yani, askerlikten anlıyor. İki, yaptığı resimler kısmen basıldı. Hanedanın en güzel ressamlarından. Zaten sanatkar, oğlu da öyleydi. Bunlardan biraz Halit şeyde bahsediyorsunuz. Evet. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında bahsediyorsunuz. Üçüncüsü, müzik biliyor adam. Alaturka da biliyor, Alafranga da biliyor. Yani bunlar şimdi çıkmaya başladı. Ben sordum, bu kim dedim, bu valise davet. Bir onun diyorlar, bir buna. Halbuki Emre Arıcı yaptı onu. Toparladı. Sonra armonize diye dedi. Birinci sınıf varsa da, yani bir adamın imparator için ojeniyi empresyone etmesi, etkilemesi için kalitelerinin değişik olması lazım. Bütün namuslu bir heriftir. Mahmut Nedim Paşa moratorium ilan edeceği zaman bir hükümdar olarak çok namuslu biridir. Şeyleri, hisselerinizi satın hemen dedi. Alacak hisselerini. Çünkü borçların ödemesini durduracak, değeri düşecek. Olur mu öyle şey dedi. Maalesef başkaları o şeyi gösteremediler bilenler. Evet, üç kişilik bir şey. Bu anekdotu da hatırlıyorum. Anekdot değil bu, maalesef yani, çok yaşanmış sert bir gerçektir. Birini anlarım ama ikisini anlamak çok ayıp bir şey. İşte böyle bir şey, yanlış şeyler öğreniyorsun. Mesela Abdülmecit salak bir genç çocuk, affedersiniz, Abdülmecit Han diye yazılıyor. Sırf kadınlardan anlıyor, bir de içki içiyor. 38 yaşında da ölmüş. İçki içtiği doğru. Güzellere düşkün olduğu da doğru. 16,5 yaşında tahta geçti. 70 yaşındaki, 60 yaşındaki, 50 yaşındaki heriflerden çok daha iyi insan tanıyordu. Tanzimatın o kadar büyük ve çetin ceviz devlet adamlarını bir torbada idare etmek öyle her Allah'ın kulunun işi değildir. Yani bunları bir sanatçılar, bir çocuk anlıyor yani. Çocuk diyorum bak, 16,5-17 yaşında. Çok önemli bir şey bu. Onun için tarih gerçekleri bilinmiyor bizde. Yanlış biliniyor. Yanlış bilirsen yalan söylersin. Ama hepsini bilir de portre çizersen, Marie Antoinette'in yapıldığı gibi, o başka. Böylece Harun Üylücü'nün Türklerin tarih yazma konusundaki becerisini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu cevaplamış Hiç olduk. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Öyle bir şey yok. Şimdi benim de bir başka, bir kendimce de takıldığım bir soru var. Sizinle daha önce de böyle canlı yayınlar yaptık. Orada da her zaman gelen, ben başka televizyon programlarında falan da takip ediyorum. Size her zaman sorulan bir soru var. Hocam 2023'te Lozan sona eriyormuş. Bunu defalarca açıkladınız. Hayır, onu birisi şimdi çok ayıp yani, bu çocuklar, bunlar hiçbir şey okumuyor. O yüzden orada diyeceğim. Kahvehanede ben de çok bıktım bunu tekrarla. Kahvehanede biri atıyor. Kardeşim utanmıyor musunuz yani böyle şeyleri, çocuklara demiyorum.
Yani göz nuru döktü o bizim şey, Seha Meray Hoca. Belki de o yüzden erken öldü. Bütün Lozan zabıtlarını yayınladı, işledi falan. Böyle iddiayı ortaya atan bir hödük, lütfen onları bir doğru dürüst okusun da konuşsun. 100 sene sonra yok değişecek, yok bilmem ne olacak, yok hezimettir, yok zaferdir. Ha lütfen zabıtları oku, yayınladı adam, yani şu kadar tutuyor. Peki şunu sorayım, niye böyle bir... Siyasal bilgiler yayınıdır Lozan'ın 50. yılı için. Hı. Ya evet. Bu safsatalara niye bu kadar gerçekten daha fazla kıymet veriliyor? Bunlar severler çünkü kahvede böyle bir hikmet yumurtlar herif. Ondan sonra etrafındaki ahmaklar da ona dahi mahi der, alkışlar, oradan içeri gider. Bu biraz da ana baba terbiyesine hı, muhtaç bir şeydir. Şimdi çok moda oldu, herkesin çocuğu dahi. Herkesin çocuğu fevkalade. Valla açık söyleyeyim, Allah razı olsun, adam akıllı zihni melekeleri gerileyene kadar annem bana hiç öyle şeyler söylemedi. Tam aksine. O zaman bir sonraki kitap olan Türklerin Altın Çağı'na geçiyorum. Ki Altın Çağı yayıncım koydu. Niye koydu. Altın Çağı? Altın Çağı değil çünkü ben öyle şeye karşıyım. Tam şeyi dengi de diyordum. L'Âge d'Or d'Espagne diye bir kitap çıktı ortalık. Hiçbir devletin Altın Çağı olmaz. İspanya'nın Altın Çağı denen dönemde sadece Amerika'dan bol altın geliyordu. Öyle altınlık bir halleri yoktu. Sefalet de vardı, hastalık da vardı. Efendime söyleyeyim, adaletsizlik de vardı ama başka şeyler de vardı. Yani İspanya'nın sanatı, kültürü inkişaf halindeydi. Buna bakarak böyle altın çağı diyemezsin. Ama bizim yayıncı bunu benim kitabım böyle koydu, eksik olmasın. İleride değiştiririz. Şimdi henüz kitabı okuyamamış ya da çok fazla şey olmayanlara, bu konuya vakıf olmayanlar için söyleyelim. Burada Emir Timur'dan Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan kadar dönemde geldik. Türk devletlerinin değerlendirmesi. Çok güzel şey var. Hayır, çok şeyler yaptılar. Yani Türk milletinin dünya tarihine geçen faslı. Herhalde onun için öyle herhalde istedi. Herhalde o yüzden altınca. Dünya tarihine geçen faslıdır. Yani Tamerlan uzak Orta Asya'da olmasına rağmen çok işgal etmiş Avrupa düşüncesini. Ki hiçbir Avrupalı hükümetle ve orduyla da çarpışmadı. Hatta Rusya ile bile. Çarpıştıkları hep diğer Türkler ve şeyler, İsmüslüman ülkeler. Yani yok, Çin'e geçiyordu. Belki o zaman olabilirdi. Gayrimüslim bir şey. Yani şey anlamda bir cihat yok onda. Hı-hı. Ama büyük bir marşal. Yaptığı savaşlar hep öyle. Bir de tabii idareci olarak fevkalade enteresan bir sistemi var. Ve döneminde büyük bir kültürel patlama. Hatta son patlama. Yani ondan sonra duruyor İslam dünyası. Onun için çok önemli tabii. Hı-hı. Tamerlan diyorlar ya, Timur Lenk. Topal Timur demek. Lenk Farsça. Bir de tabii bir müddet sonra biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet müthiş bir Rönesans tipi. Onu da şimdi tekrar bir münakaşa çıktı. Yok Yunanca bilmiyormuş falan. Bunları ben sevmiyorum. Bunlar vesikadan bakılacak şeyler. Hı-hı. Yani bu bilmiyordu diyen adam onun okuduklarına falan bakmıyor. Çağdaş notlara bakmıyor. Yani benim de böyle bir şüphem vardı. Kütüphaneye baktığım zaman hayır. Yani hakikaten biliyor ve zaten çağdaşları da Türkler değiller, bizimkiler falan değil. Yani yabancılar. Venediklisi, Bizanslısı falan söylüyor. Yani her neyse şey olarak çok enteresan bir adam. Yani enteresan biri. Ve bir devir açıyor tabii. Çok kısa devirde çok büyük bir gelişim Osmanlı için. Üstünden de Kanuni tabii. Onun torun çocuğu. Ve ne oluyor? Burada görüyorsunuz Bayezid'in torun çocuğundan efendim Fatih'in torun çocuğuna aynısının Kanuni. Muhteşem Süleyman bir kere adı. Kanuni değil. Çok ilginç bir dünya. Hakikaten Türklerin o anlamda bir altın çağı ama yani
şüphesi gibi bir takım problem. Hiç kimsenin altın çağı yok. Tamam mı? Altının bol olması da altın çağı anlamına gelmiyor. Çünkü en başta o toplumda yaşayan insanlar kendilerini o kadar well going hissetmezler. İyi hissetmezler. O sonradan hissedilir. Bugünden geriye bakınca altın çağı. Geriye gidince veya sonraki nesil ya biz neymişiz de falan der. Çok önemlidir bu. Bu olur. Yani ben mesela gençken insanlar Süleyman Demirel'e hiç iyi bakmıyorlardı bir sürüleri ve çok kötü sloganlarla falan anılıyordu. Morrison Süleyman diyor. Yani şimdi Süleyman Demirel niye çok aşırı Amerikancı oluyor? Öyledir zahir diyorsun. Sonra ben Viyana'da bir Ost Institut var. Doğu Enstitüsü. Palep Falfi'dedir o. Şeyde çok ilginç. Orada tabii gizli belge gelmez ama hizmete içi gibi, hizmet içi gibi belgeler gelir Doğu devletlerinden. O zaman komünizmi 70'ler. İşte Doğu Almanya'nınki gelir Avusturya tarafsız ülkeydi. Çünkü NATO'ya, PATO'ya, KATO'ya, ortak pazara falan üye değil. Almanya'yla aynı şey dolamayacağı için. Yani Almanya'yla aynı yerde değildi. Avusturya, Avusturya'dır ve dış politikası farklıydı. Zaten Viyana'da casus kaynağı derlerdi o zaman. Yani böyle beynelmiler bir yer. Evrak falan çok rahat gelirdi ve Viyana'dan falan da kolay vize alırdım Praga falan gitmek için. O şeyi vardı yani turizm bakımından da rahattı doğuya karşı. Orada o tip belgeleri okudum. Değerlendirmelerini dış enstitülerin, dış bakanlıkların, Almanların, şeylerin falan. Vallahi orada hiç Morrison Süleyman demiyorlardı. Tam aksine Süleyman Demirel'in ve Çağlayangil'in dış politikası methediliyor. Sovyetlere daha yakınlaştığı, Amerika'nın işte üstlerini kapattığı, mesafe koyduğu falan söyleniyordu. Yani o zaman demek devir içinde kitleler her şeyi doğru hissetmezler. Doğru. Zaman geçecek. Yani zaman geçecek. O bir aralıktır. Bu bütün devirler için böyledir. Yani hiç kimse Augustus Octavianus devriyle içinde yaşayanların hepsinin övünmesi, mutlu olması, büyük petrolle falan değil mi? Kanuniyle. Mesela bizim hoca adaletnameleri yayınladı. Kanuni devrine ait adaletnameler. Ama neler var yani. Hiç de o kadar mutlu manzara görünmüyor. Ama genelde çok şey çıkışı. Esat Canberk Özçelik'in bir sorusuyla devam edeyim. Evet. Selçuklu döneminde Anadolu'ya medrese, kervansaray gibi yapılar ve icraatlar yapılmış. Lakin Osmanlı tarihine baktığımızda aynı faaliyetleri Anadolu ve Taşra'da fazla göremiyoruz. Evet. Sebebi nedir diyor. İki sebebi var. Birisi zaten yapılmış bir sistem var. Onun üstüne çok şey kurulamaz. İkincisi asıl facia odur. O dönemin milletler arası ve dünya ekonomik ticaret strüktürü yapısı değişmiş. Yani Osmanlı aşağı yukarı Mısır'ı fetheden Yavuz Sultan Selim Han bazılarının çok abarttığı gibi İslamiyet'i vurgulamak değil. Yavuz Sultan Selim doğru yani. Din bakımından daha şey bir adam ama hükümdar ama asıl iş İpek yolunu kontrolünü tamamlamak. Yani Şam'ıyla, Halebi'yle, Kahire'siyle, Kızıldeniz'iyle falan o. Ticaret. Çok önemli. Veya Kanuni'nin Bağdat'ı fethetmesi ardından. Ama gel gör ki Yavuz fethini tamamladıktan sonra yollar değişmeye başladı. Yani çok vakit almadı. İnsanlar ümit burnunu döndüler. Amerika keşfedilmişti ama o mühim bir şey değildi. Sarsıntı getirmediydi daha. Asıl Portekiz'in ümit burnunu dönüşü, Magellan falan işi. General Albuquerque, Admiral Albuquerque falan çok şey yaptı, sarsıntı. Bu önemli.
Şimdi o zaman kimse artık o kervansaraylarla pek uğraşmıyor. Çünkü zaten ticaret onlar Anadolu'dan geçiyor. Onlar yavaş yavaş bakımsızlıktan çöküyorlar. Kullanılmışlar ama iş değişmiş. Tabii şunu bilmen lazım. Çok önemli bu. Bu Halil Hoca'nın şeyidir. Bu Anadolu kıtasının 3 tane refah devri var derdi. Rahmetli. Birincisi Roma İmparatorluğu. Hakikaten Pax Romana. Ve yollar çok iyi. O bizim yollar asıl o zaman yapılmış taş döşeli. Opidumlar var, kastralar var, asayiş Berkemal. İkinci devir Selçuklu devri derdi. Aynı sistem bak arada. O şeyler falan hiç geçmiyor Bizans falan. Doğru yani. Hı hı. Ama Selçuklu devri tam durmuş durulmuş ve şeyler hani San Paolesi dedi ya Halil Bey'e kaç bu Sultan Han 1221 iki kere mi ne sormuş böyle o tarihte İtalya'da böyle yapı yok diyor yani bu hacimde bir şey yok diyor çok önemli çok önemli yani bu bir zenginlik fakat gel gör ki o hanları yaptıran adam da sarayında iş yok. Yani Konya'daki saray yıkılmıştır. Alaaddin Sarayı'nı diyorsun. Yani neydi o? Hiçbir şey olmadı. Belli. Fazla. Ona para gitmiyor. Ve Kubadabat Sarayı'yla uğraşıyoruz şimdi. Yazlık saraydır ama yani o hanlar ve kervansaraylarla dolu ülkenin hükümdarı orada mı yaşıyor? Ki o biraz da kaledir o. Çünkü Kubadabat Sarayı bir kale görevi de gördü. Sisyan'da falan. Kırsal bölgede. Demek ki ondan sonra gelindi demokrasi devri diyordu o. Niye? Çünkü artık harp durmuş. Biz harbe girmemişiz. Bir birikimimiz olmuş. Bu birikim sırf harfin. Hayır efendim 40'la 45 hiçbir şey ne alabilirdin her şeyi de satardın. Ha. Öyle bir devir. Ama bir de Türkiye'nin tarihi birikimi var. Her şeye rağmen işte mühendisiydi, hekimiydi, bilmem nesiydi falan da var. Ve orada bir gelişme var. Hakikaten biz gözümüzle gördük bunu. Yani o yürek sızlatıcı o Anadolu köylüsünün o hali yani. Hele o çarşıya gidersin köşede zavallı kadınlar güneşin altında oturuyor. Neredense oraya otur bekle mi dediğine. Yanında bebesi böyle başı kabak yalın ayak yani. Böyle çile çeken bir halk çalışıyor da falan. O 50'ler. Hele ben böyle ilkokula başlamadığım bir yıldı. Bir düğüne gidiyorduk Ankara civarında. Karşılamaya çıkmışlar Menderes'i. Lan neyini karşılıyorsun? İşte o Demokrat Parti'nin getirdiği ilk şeyler. Ya vallahi böyle bir tılık görmedim bir daha. Yani yırtık pırtık adamlar. Soğuk kuyu lastiği giyenler zengin kalır onların arasında. O çarıklar falan. Başbakanı karşılamaya gelmişler. Yani adam ağlıyor dediler. Başvekili onların arasından geçerken ağlıyor. Acıyor yani çok kötü durumları. Bu çok fakir bir Türkiye'ydi. Ne olursa olsun bu bir yeri geldi tabii. Geldi. Demek ki üçüncü devri de Halil Hoca doğru tespit etmiş. Şimdi bundan sonra ne olur? Biz çıkar mıyız, iner miyiz? Onu bana sorma. Ben Gürcü bacı değilim. Fal bakacak. Biraz kendiniz bakın.